Aydın Ünal. Adamlık sınavı. Böyle zamanlar adamlık sınavının en çetin geçtiği zamanlardır. Adamlık dik durmaktır. Adamlık rüzgar karşısında eğilmemektir. Adamlık sözünün, davasının, mücadelesinin eri olmaktır. Adamlık millet, memleket, bayrak, din sevgisini ikbal için, makam için, paye için satmamaktır. Adamlık pusuya yatmış çakal edasıyla ihanet için fırsat kollamak değil, en zor zamanda, en kritik zamanda liderin yanında çelik gibi durmaktır. Adamlık, başarısız 15 Temmuz darbe girişimini sandık yoluyla gerçekleştirmeye çalışanlara boyun eğmemektir. Adamlık, sandığa kurulan pusularla, kurgularla 15 Temmuz'u diriltmeye çalışanlara direnebilmektir. Adamlık Fethullah Gülen'e ve onun ipini tutanlara oyuncak olmak değil. Onlar karşısında ölümüne cesur, ölümüne mert olmaktır. Adamlık Fethullah Gülen'le, PKK'yla, CHP'yle bir şer ittifakı çatısı altında. Türkiye üzerine bir oyunun, bir kurgunun, bir tasarımın maşası olarak milletin karşısında rezilliğe aday olmak değil. Büyük, güçlü, bağımsız bir ülke için ölümüne ölümüne yürümek, yürüyenlerle yol arkadaşlığı yapabilmektir. Adamlık, şehit Erol Olçok'un, oğlu şehit Abdullah Tayyip Olçok'un aziz hatırasına layık olabilmektir. Adamlık, hiçbir meziyeti, yeteneği olmadığı halde, koca koca makamları talep edip, oralara oturanların, koltuklardan kalktıktan sonra, insani miktarda bari vefa duygusuna sahip olabilmeleri demektir. Adamlık, kadir kıymet bilmektir. Adamlık zor zamanda çekip gitmek değildir. Adamlık zor zamanda susmak değildir. Adamlık kavga olunca kaybolmak, sinmek pısmak, tırsmak değildir. Adamlık zor zamanda da dimdik durabilmek demektir. Adamlık, zafere, başarıya, kazanıma ortak olduğu kadar derde, kedere, hüzne de ortak olmak demektir. Adamlık, fedakarlığıyla, cefakarlığıyla, alın teriyle, kendisini zafere taşıyanlara büyük bir teşkilata sırtını dönmek, burun kıvırmak, o teşkilata kibirle bakmak değil. O teşkilatın emeğine saygı duymak, o teşkilatın liderine hürmet göstermektir. Adamlık, sükut ederek bir teşkilatı sükutu hayale uğratmak değildir. Adamlık, büyük bir teşkilatın her şeye rağmen az da olsa duyduğu muhabbeti çarçur etmek değildir. Adamlık, kendisine hayal edilemeyen payeleri veren teşkilata ahde vefadır. Adamlık akıllı olmaktır. Oynanan oyunu görmek demektir. Oynanan oyunda kendisine biçilen rolü hissetmek, kendisine biçilen maşa rollerini peşinen reddetmek demektir. Adamlık, Türkiye üzerine oyun kuran şer cephelerinin sofralarında meze olmaktan kaçınmak demektir. Adamlık, şikayeti olsa bile, eleştirisi olsa bile, hareketi, davayı, mücadeleyi bir kalemde silip arkadaşını, dostunu, kardeşini satıp küsmüş görüntüsüyle rakibin safına geçmekten sakınmak demektir. Adamlık şikayetini, eleştirisini şer oluşumlarının kürsüsünde değil, dost hanesinde dile getirebilmek demektir. Adamlık düşmanı güldürmek değil, dostu sevindirmek demektir. Adamlık ezeli rakibin sofrasında yanaşma olmak değil, yurdunun ve yuvasının sofrasında bey olmak demektir. Adamlık dolduruşa gelmemek demektir. Adamlık evin içindekilerinin, dışındakilerinin gazına gelmemek demektir. Adamlık kendi iradesiyle hareket edebilmek demektir. Adamlık dün kendisine kardeşim hitabıyla en yüksek payeyi verene karşı vicdanlı ve vefalı olabilmek demektir. Adamlık gavura şirin gözükmeye çalışmak değil, Müslümana emin gözükmeye, Müslümana kardeş gözükmeye çalışmak demektir. Adamlık gavurun her saldırısında gavura hak vermek değil, adamlık güçlüden yana değil, haklıdan yana durabilmek demektir. Adamlık hasbiliktir, adamlık samimiyettir. Adamlık istediğini alamayınca çekip gitmek, her şeyi bir kalemde silmek, düşmanın safına geçmek değil, iyi günde, kötü günde dostunun, arkadaşının yanında sapa sağlam durabilmek demektir. Adamlık, adam olmak demektir. Adamlık, adam gibi adam olmak demektir. Adamlık zordur. Adamlık sınavı pek zordur. Millet bugünlerde adamlık sınavına girenleri dikkatle izliyor. Kimlerin adamlık sınavından başarıyla geçtiğini, kimlerin kaldığını, kimlerin de gözünün gönlünün sağa sola kaydığını o derin ferasetiyle hafızasına kaydediyor. Millet de teşkilatta en kritik zamanda tarafsız görüntüsü içinde fırsat kollayanları not etmiştir. Bundan sonrası beyhude çabadır. Doğrusu insan gerçekten hayret ediyor numarasıyla hiçbir şey olmamış gibi sükutunu ve pususunu gizlemeye çalışanları da millet ve teşkilat silinmez mürekkebiyle not etmiştir. Millet milletin adamına da Adamlık sınavında tökezleyenlere de 24 Haziran'da notunu verecek. Aydın Ünal Yeni Şafak